Restoran, Shoreditch'te, Box Park'a geldik. Burada konteynerlerden oluşmuş mağazalar var. Her bir mağazanın kendi hikayesi ve kendi stili var. Mesela iki Marshall. Marshall bildiğiniz gibi bir hoparlör markası ve içeride böyle resim Marshall hoparlörü mevcut. Çok unik bir stol olmuş. Kulaklıkları görüyorsunuz. Her box'ın içerisine girmeye çalışacağım ve size bu şeyi gezdirmeye çalışacağım. Box Park'ı. Çok güzel ve iyi bir düşünce bence. Türkiye'de de keşke böyle yerler olsa dediğim şeyler. Burası çok tatlı bir dondurmacı. Soft service. İçeride harika dondurmalar varmış. Şöyle size içeriği göstereyim ve çok tatlı bir ilan değil mi? Bayıldım ben. Box Park'ı gezmeye devam ediyorum ve böyle bir dükkan var. Hadi gelin buraya da bakalım. İçeride böyle bu renkleri zaten bu sezon çok fazla beğeniyorum. Hello. Bakalım ne kadarmış bu yağmurluğun fiyatı. Fiyatı yok üzerinde. How much is this one? Bakalım ne kadarmış. Pound'da oldu zaten 5 TL. I'm just vlogging. Oh, you're vlogging? Yeah, famous. I am. Yeah, it's such a in Turkey, not here. Oh, wow. Vlog çektiğimi söyledim, kız şaşırdı. Yeah, I bought your lighter still as well. I don't know, I don't want it. Fuck, I know. He's vlogging and you're still a part. Okay, awesome. Yeah, how much is that one? Which one are you looking for? 74. Alright. Okay. 74. 79 pound'muş. Somon renkli bir yağmurluk ve çok güzel, çok beğendi. Ne kadar ediyor? 80, 400 TL falan. Thank you so much. Lovely day. Have a bye bye. Yani bir 80 pound'u duyunca tabi hemen kaçıyorum içeriden. Bakalım başka hangi box daha çok ilgimi çekecek ve içeri gireceğim. Donut Kills var. Kills mağazası şöyle göstereyim size. Kills var. Kills zaten bize de var. Girmiyorum içeriye. Harman diye bir dükkan var. Burada böyle cool şeyler var gibi. Ben bu arada bizim ekibi kaybettim. Hadi hayırlı olsun. Ve burası nedir Allah'ım? Böyle bir marka var. Şimdi içeri gireceğim. Efsane şeyler var. Efsane yıkılıyor. Burada bir fotoğraf da çekmem gerekiyor. Tam benlik değil mi arkadaşlar? Şuna bakın ya. Bayıldım. Çok güzel böyle takılar aksesuarlar var. Muhteşem parçalar, bakırlar özellikle. Tam benlik bir yer. Şunun güzelliği peki. Biz bu dükkana aşık olarak tıkıyoruz şu anda. Porselenlerin peki güzelliği. Evet, Box Park'ı gezmeye devam ediyorum. Mango şatılı geçiyor bir tane. Daha da London Bus Mango ile böyle giyinilmiş bir mango. London'dayız. Neredeyiz? Shoreditch'teyiz. Burası neydi? Box Park'tı. Decorum diye bir yer. Parla diye bir yer var. Acaba Türk markası mı? Ama yok. Fransa'da da Parla var. Aksesuarlar var. Evet, yine benlik bir renkli bir dükkan. Bakalım burada neler varmış. Hello. Burada da böyle şey, çocuk şeyler var işte. 60'ların falan şeylerini görüyorsunuz. İşte bunlar Pac-Man'ler falan, parti şeyleri. Gayet güzel ve değişik şeyler var. Kraliçe var. Kraliçenin bu heykelini ben internetten bakmıştım yıllar önce. Acaba ne kadar varmış? Çok sıkı. Herhalde şey, solo ediyor. Güneş enerjisiyle çalışıyor diye tahmin ediyorum. 18 pound kendisi. Şöyle minnoş şeyler var. Bunlar Türkiye'de de tabii artık bulabiliyoruz. Karıncalarda falan. 6,5 euro. Sushi severler için bir sushi çorabı var. 11 euro. Biraz pahalıymış. Ay bunlar ne tatlı. Ne kadar bu? 30 TL. Her şeyi 5 ile çarpıyoruz tabi.
£1,000 arttığı için bu kadar şey olduğumuzu anlatamam size. Kazıklandığımızı mı diyeyim, altında diye. Yani güzel dükkanlar var. Şöyle detaylarda size biraz daha şöyle göstermek istiyorum. Moda anlamında gerçekten çok fazla gelişmiş burası. Yine burada böyle bir nedir bu? Seyahat şeyi. Ve tabii ki kendi dükkanımı buldum yani. Şu anda flamingolar arkadaşlar. İçeri dalmak istiyorum. The gift açık mı değil. Gone for lunch, back soon. Ay şeye gitmiş. Lunch'a gitmiş. 50 euro yani 250 TL falan yaklaşık bir şeyler. Light'lar. Ve evet muhteşem bir gözlükçü keşfettim. Hadi gelin bir içeriye de bakalım neler varmış diye. Hello. Böyle güzel optik çerçeveleri var. Şunlara bayıldım. Please frame on with the tray and after all. Çok güzel çerçeve. Herhalde bir çerçeve değiştirmeyi düşünebilirim ben bundan sonra. Yeah, thank you. And I am also vlogging. Is that okay for you? Yeah. Alright, thank you. Ve gerçekten çerçevemi böyle hepsini değiştirmek istedim bir anda. Ama özellikle optikleri bence çok güzel. So what about the prices? So it varies between brands. I mean, like, for example, that one, how much is it? That's 225 for the price. 225? Yeah. Okay. And one more. This one. That is 160. 160. Okay, 165 pound suymuş. Diğeri de 225 poundmuş. Yaklaşık bir 500-700 TL falan civarlarında. Thank you so much. Very well. Goodbye. Şimdi de gezmeye devam ediyorum. Yolları sokaklarında. Bir 500-600-700 TL bütçem olursa gözde yapabilmeyi düşünüyorum. Burası Nordic Ford 3 diye bir marka. İçeride böyle vintage şeyler, kıyafetler vesaireler var. Herhalde ikinci el falan ürünler satıyor daha çok diye tahmin ediyorum. Az önceki gözlük store'u bu arada kaydedeceğim. Çok güzeldi çünkü gözlükler. Aklım kalmadı değil. Burada da yine renkli bir dükkan var. Pop tarzı şeyler seviyorsanız içeride sizi çekecek şeyler olabilir. Evet, Park Box bu kadar. Evet, gördüğünüz gibi en sonunda bir kuaför gibi bir şeyle bitirmişler Park Box'ı. Üç katta da yemek yerleri var. Şöyle çıkıp yemeğinizi vesairenizi yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, yani İngiltere'ye gelirseniz Shoreditch Park Box'a bence kesinlikle bir uğrayın. Güzel şeyler var gibi.